İyi günler. Milli Mücadele'de e, İnönü Muharebeleri özelinde e, bugün karşınızdayız. Biliyoruz ki bu sene 101. yıl dönümünü kutluyoruz İnönü Muharebeleri'nin. Ve bu gece özelde 2. İnönü Muharebeleri e, kapsamında e, biraz değerlendirme yapmak istiyoruz. Efendim konuğumuz e, mürettep müfrezeden sevgili arkadaşım askeri tarih ve milli mücadele araştırmacısı Fuat Serdar Aydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Allah çok şükür 101. yılda sizinle birlikte değil Tevfik Emre Hocam. Hep birlikte, hep birlikte. Şükür. Hocam hiç vakit kaybetmeyelim. kaybetmeyelim Tansiyonu kaybetmeyelim. düşürmeden hiç, hiç devam edelim. Evet. Tamam. Lütfen. Şimdi... İnönü Muharebeleri e, Biraz hızlı geçiliyor bizim tarihimizde. Hemen hani Sakarya ve Büyük Taarruz'u daha çok seviyoruz ama İnönü Muharebeleri ve Kütahya Eskişehir biraz daha hızlı geçiyoruz. Evet, evet. Doğru. O yüzden ben biraz hem siyasi hem askeri anlamda e, İnönü Muharebeleri ve birinci ve ikinci İnönü arasındaki bir takım temel farklardan başlayalım evet. istiyorum. Şimdi isterseniz e, Osmanlı'nın... 30 Ekim 1918'deki tesliminden sonra kısa bir hatırlatma yapalım. Hatırlatıl hatırlanırsa 30 Ekim 1918'de Mondros'un imzalanmasından sonra aslında Osmanlı üzerinde uzun zamandır emelleri ve planları olan büyük güçler bir mütehareke sonucunda savaşı bitirmek için değil Osmanlı'yı parçalamak kendi siyasi planlarına göre hareket etmeye başladılar. Bunun tabii önemli adımlarından biri 15 Mayıs 1919'da Yunan ordusunun Paris Konferansı kararlarına göre, memorandumuna göre İzmir'i işgaliydi. Bu arada büyük güçler demişken hani bu büyük güçleri de daha somut olarak söyleyebiliriz tabii. ülke bazında. Tabii İngiltere, Frans, İngiltere evet. Fransa. İngiltere, evet. Fransa. O tarihte İtalya biraz onlara küskün ayrıydı. Evet. Ee, bir nokta bir kısma kadar Amerika Birleşik Devletleri ama esas olarak İngiltere ve Fransa demek hocam doğrudur. Ağırlıklı olarak doğrudur. Evet. Şimdi baktığınızda bu güçlerin onayıyla yani Fransız Başbakanı Clemenceau ve e, İngiltere Başbakanı Lloyd George'un onayı ve bilgisi dahilinde o tarihte Yunanistan'a Rusya İç Savaşı'na karışıp yeni dönmüş tümenler Selanik'ten İzmir'e harekat emri aldılar. Ee, bu tümenler 15 Mayıs 1919'da İzmir'e ayak basmasıyla esasında bugün bildiğimiz Batı cephesindeki olaylar da başlamış oldu. Öncelikle zayıf birliklerin ve çetelerin direnişiyle başladı. Çok uzatmayacağım o bölgeyi. Ee, o tarihte Yunan ordusu hızlı bir şekilde yani birkaç ay içinde 55 binlik bir mevcude ulaştı. Aydın Sancağı diyelim. Bugünkü İzmir Vilayeti sınırı Aydın'ın belli bir kısmı, Manisa'nın bir kısmı olarak gözünüzün önüne getirin o perimetreyi. Hı hı. Bu bölgeyi işgal ettiler fakat yerli bir direnişle, yerel halk direnişiyle ve zayıf Türk birliklerinin iskelet halinde, çünkü batıda güçlü bir Türk birliği yok, direnişiyle karşılaştılar. Bu bir süre böyle gitti. Sonra 1920'nin baharından itibaren Özellikle Sevr Anlaşması'nın imzalanması yaklaştıkça çünkü artık Osmanlı İmparatorluğu resmen bölüyor o anlaşma. Orada Osmanlı'yı yok edecek şeyi tabii eldeki tek düzenli güçte, kuvveti fazla olan güçte Yunan ordusu için bunun ana unsuru oldu. Yani Yunan ordusu 1920'nin baharında müttefiklerin elinde Türkleri bir barışa, kalıcı barışa zorlayacak tek güçlü unsurdu diyelim. Tabii bunu ne yaptılar diyelim. 1920'nin baharına kadar bu bahsettiğimiz Aydın Sancağı civarında mil hattı derler. Orada kalan Yunan birlikleri İngiltere'nin onayı, bilgisi ve emri dahilinde bunu altını çizerek söylüyorum. Evet, evet. İleri harekata başladılar. Çok başarılı bir askeri harekat bu gerçekte. Aynı anda hem Türk Trakya'sını yani Doğu Trakya'yı işgal ettiler. Konumuz olmadığı için çok uzatmıyorum onu. Oradaki Türk birliklerini de dağıttılar, ezdiler. Bursa ve Uşak istikametlerine doğru bir yaz harekatı başlatıldı ve Ağustos sonu itibarıyla Bursa ve Uşak işgal altına alındı ki bu bir önceki konumlarından aşağı yukarı belki de 5-6 kat daha büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. 1920'nin Ağustos'undan, 1920 nin Ağustosundan bahsediyoruz. Tamam. bahsediyoruz. O tarihe kadar Yani hemen hemen Anadolu'ya çıkmışlar. 15 Mayıs 19, Doğru. bir yıl içerisinde yaklaşık hatta bir yıldan biraz fazla Bursa'ya kadar Doğru. gelmişler Doğru. işgalle. Doğru. Bu arada bir düzenli ordu var, muharebesinden var, var. bahsedebilir miyiz? Ee, kısmen bahsedebiliriz. Evet. Ee, Güney'de 57. Tümen Şefik Aker. Ee, Uşak bölgesinde 23. tümen İzzettin Çalışlar, 56. tümen Bursa bölgesinde e, Bekir Sami Gülsav ve 61. tümen e, e, Kazım Özalp. Bu dört tümen var ama bildik anlamda tabi e, izleyicilere tümen... Koordineli Koordineli oldukları savunmak mi? çok yüksek değil o günkü iletişim şartlarında evet. ama... Ee, gene de telgraf sayesinde belli telefon hatları sayesinde bir iletişim var. Yani birbirlerinden habersiz değiller Değiller ama, ama ko anlık... koordine bir saldırı veya savunma ee, söz konusu savunma değil. Savunma çok zor. Yani evet. nitekim zaten Yunan ordusunun başarısı da yani Uşağı ve Bursa'nın belli bir zaman içinde düşmesi, hızlıca düşmesi de bunu gösteriyor. Hatta büyük olaylar çıkıyor Bursa'nın düşmesi evet, üzerine. Evet. Malum bilirsiniz e, meclis kürsüsüne siyah örtü örtülüyor. Bursa'nın düşmesiyle. üzerine. Evet. Bursa'nın düşmesi üzerine. Tabii bütün bu başarılardan sonra beklenen açıkçası Tevfik Emre Hocam, Osmanlı'nın geçmişteki savaşlarına göre bir müzakere yapılır, işte işgal edilir. Genelde ne demek istediniz geçmişteki savaşlar? Kastettiğim savaşlara? şey şu, özellikle Osmanlı'nın sanayileşme açısından geri düşmesiyle birlikte batılı güçler kendilerinin doğrudan, nispeten az bir şey bu, fakat özellikle 1700 yıllardan itibaren, yapılan muharebeler sonucunda genelde kazancı sağlayan batılı gücün yanına kalıyor. Yani ben buraya kadar geldim anlaşmayla iyi bilseni tanıdık. Ya doğrudan toprak ilhakı veya da genellikle o bölgedeki azınlığın hani bir devlet kurdurmak şeklinde ilerliyor bu sistem. Baktığınız zaman Balkanların tamamı bu şekilde elden gidiyor. Gerek Rusya'nın e, hamleleriyle belli noktada Avusturya Macaristan var. E, en son e, şey Yunan isyanı var, Mora isyanı var. Bütün bu şeylerde, en sonunda 1897 var aslında en açık olanı. Osmanlı orduları Yunan ordusunu 1897 harbinde yeniyor. Hatta Yunan ordusunu Atina'ya kadar geri itiyorlar. Ancak enteresan bir şey, meşhur bu masa başında kaybetmek oradan gelir aslında. E, anlaşma sağlandığında e, Teselya... Osmanlı ordusu Atina'ya kadar mı gidiyor? Gidiyor, Atina'ya kadar gidiyor. Yunan ordusu da neredeyse Atina'ya girecek... Batılı güçler müdahale ediyor, durduruyorlar Osmanlı ordusunu. Ee, Yunan ordusunun almak istediği Ovası da savaşsız bir şekilde bu savaşın sonucunda e, Yunanistan'a katılıyor. Yani savaşı hani e, biraz 20. yüzyıl tabiriyle kazanan biziz. Fakat masada kazananlar yani toprağı alanlar Yunanlılar. Evet. Anladım. Biz e, Yunanlar tabiri de yanlış anlamayın, <laughs> Alışılageldiği geldiği için kullanıyorum yani. Şey demek ki savaş bir daha vardan izleniyor. Evet. Ve veriyor, evet. Türklerin evet biraz, karar biraz veriyor. veriliyor evet. evet. Yani biraz masada kaybetmek değil mi de o günlerden kalma, evet. e, Buna alışmış durumda dünya. Yani Osmanlı harbeder, kazanın kaybeder, alışarak gelen bir tarihten. Evet. E, tabii bu küçük öykü genelde evet, de evet. kaybediyor zaten. Evet, Osmanlı evet. ordusunun, pardon Rus ordusunun. Yeşilköy'e ye kadar geldiğini hatırlatmakta, Ayas-ı evet. Ayas Anlaşması'nı hatırlamakta fayda var. Keza… Ayas anıtını da ayrıca… Anmakta fayda var. Yani Yeşilköy'e ye Rusların anıt diktiğini de unutmuyorlar. Vallahi dağılırız <laughs> bak program yetişmedi. <laughs> Şimdi şöyle diyelim, bu alışıla geldiği için beklenen şey şu… Ee, batılı ordular veya Batılı güçlerin desteklediği ordular ilerler. Nihayetinde Türkler, Osmanlılar diyelim bunu kabul eder, bir anlaşma imzalanır, denkleşilir. Ama bu sefer herhalde dikkatten kaçan nokta bu sefer Türk azının baskın Türk e, Türklerin baskın şekilde çoğunlukta olduğu bir coğrafyaya artık Türklerin daha fazlasını bırakamadığı bir coğrafyaya giriyorlar. Bu arada da özellikle 19. yüzyılın sonunda. Ve 20. yüzyılın başında yetişen milliyetçi, kabiliyetli, liyakatlı subaylar grubunu da çok dikkate almıyorlar. Çünkü, buyurun. Yine de çok önemli bir şey söylediniz aslında. Nüfus nüfus içerisinde yoğunluğu olmak e, konusunun altını çizmek istiyorum burada. Yani belli bir yere nüfus transferi, e, nüfusun belli bir yerde yoğunlaşması, Anadolu'nun Türk nüfus açısından ağırlıklı olması aslında e, bize bu toprakların, vatan olarak verilmesinde ee, doğru, önemli bir doğru, e, doğru. etken. Tabii Bursa'dayız. Şeyde unutmamak lazım. Ee, 1912 13 Balkan göçleri sonucunda büyük miktarda Türk nüfusu evet. Anadolu'ya yerleşti. Yani bugün Bursalı birçok ailenin kökeni de o günlerdendir. de. unutmayalım. Yani Doğrudur. geçmişin acılı günlerini öyle hatırlayalım. Neyse sonuçta beklenen şey Yunan ordusu ilerleyecek, Türkler pes edecek, bir anlaşma imzalayacağız. yeni baştan Anlaşmayla kartları dağıtacağız. Anlaşmayla geldiğimiz yere evet. kadar olan kısmı zaten Tabii. alacağız. Aynen Güzel. öyle. İnönü'ye girerken bu. Evet. Hedef bu. Ama bir tane İnönü'ye girerken de Ağustos sonundayız. Ha, ha yani ee, önümüz. Şimdi servi imzalanacak. Hatta İstanbul hükümeti çok tartışılır imzalandı imzalanmadı diye ama kabul ettiği kesin. Hani imzalandığı da biliniyor. Ama sorun şu ki Anadolu'daki esas güç Ankara hükümeti hiçbir tepki vermiyor. Biz reddediyoruz diyor. E şimdi ne oldu? Alışılagelmiş olan düzen çöktü. Türklerin bir kısım, Türkler ki çoğunluğu oluşturan bunlar, kabul etmiyorlar bu anlaşmayı. Düşünün Yunan ordusu ilerletiliyor, iç isyanlar çıkartılıyor, ama Ankara hükümeti gerilemiyor. Nihayetinde tabii 1920'nin sonbaharı geldiğinde enteresan değişiklikler oluyor. Birincisi, doğuda Ermenilerin yenilmesi. Ki doğuda ciddi bir kuvvetimiz var, güneyde de var. Ermenilerin yenilmesi, özellikle 1920'nin, Sonbaharında Fransızların e, Güneydoğu Anadolu'da girdikleri düştükleri bataklık, hı hı hı. yani orada gerek halk gerekse kısmen düzenli kuvvetler e, ciddi anlamda gerilla savaşıyla zaman zaman da e, düzenli orduların müdahalesiyle şey yapıyor. 1920'de hani güncel de olduğu için biraz hı. altını çizelim. Ruslarla durumumuz nasıl? Ruslarla irtibat var e, ama henüz anlaş şey yani on, on bir anlaşma yok. 17'de Bolşevik yok. devrim olduğunu dikkat ama orada da baktığımızda... iç savaş var orada da iç savaş var. Ha, devam, devam ediyor yani ediyoruz. devrim tabii, oldu tabii, bitti de tabii, tabii, değil. Tabii. Evet, evet. O konu tabii değil çok o. şeyine evet, girmeyeyim evet. detayına evet. girmeyeyim. Yok yok yine de ama sonuçta tabii, tabii. Gün... bizim bizim Anadolu'daki projeyi gerçekleştirirken dışarıda başka devam eden dünya olaylarının da etkileri doğru, var. Doğru evet. Doğru. Evet. doğru. Evet. Şimdi oradaki e, konu kuzeyimizde bir tabii bolşevik devrim sürüyor. Ermenilerle savaş e, Kazım Karabekir'in ileri harekatıyla sonuçlanıyor. Güney'de Fransızlar artık bu işin bir çıkarı olmadığını yavaş yavaş düşünmeye başlıyorlar. Hı hı hı. Ee, bir taraftan da iç isyanları Ankara hükümeti birer birer bastırıyor ee, Kuvayi Milliye'nin desteğinde. Ve özellikle e, Doğu ve Güney'den yavaş yavaş Türk kuvvetleri e, Batı tarafı da toplanmaya başlıyor. Şimdi bunun en önemli hikayelerinden biri Gediz taarruzu. Bugün Türkiye'de pek fazla kişi bilmez Gediz taarruzunu. Tarihçiler, ilgili tarihçiler ve bir kısım araştırmacılar bilir. 24 Ekim 1920 tarihinde ilk defa toplanan 11. 61. piyade tümenleri ki bu 11. tümen güneyden gelmişti Nablus felaketinden çıkan tümenlerden biridir. 61. tümen Balıkesir havalisinden çekilen bir tümen. Birinin başında İzzettin Bey var, birinin başında Arif Bey var, meşhur Ayıcı Arif. Ee, ve onların komutanı Kazım Özat Batı cephesi komutanı o sırada Ali Fuat Cebesoy. Ethem Bey, e, Kuvayi Seyyare komutanı. Ee, bir baskın, Gedil'de ileri çıkmış olan e, 13. Yunan Tümeni'nin kısmi bir, e, bir birliğine baskın yapmak istiyorlar. Bu taarruz, çok uzatmayacağım, Yunanların düşüncesini de artık değiştiriyor. Yani Ankara'yla silah zoru olmadan bir barışa oturamayacaklarını anlıyorlar. Bu tabii evdeki bütün hesapları alt üst ediyor çarşıya gelmeden. E, o sırada Yunan kralı oluyor, ölüyor. Venizelos o saatte kadar hep adını çok duyduğumuz Yunan Başbakanı Venizelos erken seçime gitme kararı alıyor. Bu arada Yunanistan'da kralcı diyebileceğim yani Konstantin taraftarları Venizelos'a bir suikastte bulunuyorlar ama Venizelos kurtuluyor. Bütün bu tabi siyasi çalkantı ister istemez şeyi sarsıyor. Yunanistan'ı sarsıyor. seçimler oluyor. Konstantin taraftarları iktidara geliyor. Ondan sonra kazanılıyor ama bu Konstantin'in tabii çok geriye gitmeyeyim ama Fransa'yla ve İngiltere'yle gerginlikleri var. Almanya lehinde olduğu için tabii bu yeni gelenlerle birlikte müttefiklerle Yunanistan arası açılıyor. Ciddi evet. açılıyor hem de. E, işin şey tarafı bu çok çok affedersiniz. Yani kafamda şöyle bir resim oluştu. Yunanlılar Anadolu'da bir savaşa girmişler ama aslında bu savaşın gerçek sahibi, e, gerçek sahibi İngiltere Doğru. ve Fransa kısmen, kısmen İngiltere parasını ve malzemesini veriyor. Savaş bu şekilde gidiyor. E, pek de öyle değil. Söz verilen birçok şey Yunanistan'a karşı yapılmıyor. Yani sözlerin de mi yerine getirilmiyor? Yok getirmiyorlar. Yani Yunanistan o zaman biraz aldatılmış bir arkadan, Yunan ordusundan bahsedebilir miyiz kısmen? E, kısmen ondan bahsetmek <laughs> yalan olmaz. Çok doğru. Çok haklısınız. Ha dolayısıyla ya, arkadan arkadan ittiler muhabbeti vardı. Biraz, ya, biraz arkadan ittiler ama başından sonuna kadar tabii İngiltere'nin desteği olmadan böyle bir şey yapmak mümkün değil. Doğru. Yunanistan'ı hep buradaki topraklarını sana vereceğiz. Sen aslansın, kaplansın diye. tabi caizse amiyane tabiriyle evet. öyle bir evet. harekete geçirme durumu var. Nihayetinde Yunan ordusu da şunu anlıyor ki, ya bu geleneksel olaylarla bu iş olmayacak. Geleneksel süreç takip edilmeyecek. E ne yapacağız o zaman? Bir de yeni gelen hükümette aforoz ediliyor. Özellikle Fransa büyük tepki gösteriyor. İngiltere'de kısmen bir soğukluk oluyor. Ee, diyorlar ki kendimizi ispatlamalıyız. Aslında kafalarda, niyetlerde Türk ordusuna bir ders daha vermek var. Var. Hı hı. Peki Yunan ordusunu yerine kendimizi koyalım beyan için. Hı hı. Anadolu'dayız. Hani üst e, hı hı. kurma heyeti de düşünelim. Anadolu'dayız ama arkamızdaki siyasi destekli bir sallantı var. E, o zaman sahada bir atraksiyon yapıp değil mi? Doğru. Evet. Doğru. Yani bir ileri bir topa koşup Doğru. en azından ya çocuklar hiç olmazsa uğraşıyor Doğru. dedirtelim. Doğru. Doğru. Belki İnönü muharebeleri biraz da bunun için Şşş. Evet. Evet. Olabilir Şimdi, mi? Olabilir. Olabilir, evet. olabilir değil. Öyle. Ben akıllarda rahat evet. kalsın diye böyle yok, yok. güncel Teşekkür benzetmeler hocam. Tabii yapıyorum. Ki, tabii, ki, tabii ki. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir kere Bursa ile coğrafi açıdan haritayı koyabilir miyiz acaba? Lütfen. Aklına, lütfen. aklına getirebilirsek. Şimdi Arkadaşlarından aklına... rica etsem sevgili yönetmenimden. Şimdi bu evet. haritaya baktığınız zaman aslında 1920'nin son sonbaharındaki durumu gösteriyor bu harita. Ee, bir dakika, bir dakika hocam. Şimdi İnönü muharebelerini biliyoruz. Benim bildiğim evet. İnönü Eskişehir'in. Doğru, hemen kuzeyde. hemen yanında. E burada bütün birlikler yukarıdan başlayıp aşağı kadar. TFK hocam, müsaadenizle hemen anlatacağım. Evet, haklısınız. <laughs> ya, bu bu kadar mı? Evet. Cephe bu kadar uzun mu yani? Ee, aşağı yukarı 700 kilometreden biraz kısa şu vaziyette, son halde 700 kilometreyi buluyor. Şimdi anlatalım. Buradaki e, şimdi Ağustos şey sonbahar geldi. Yunanistan karıştı. İleri rakip çık ama coğrafya önceyi bilmek lazım. Şimdi Bursa'ya bakın görüyorsunuz burada şöyle şey yapalım özür dilerim. Rica ederim. Şimdi Bursa var. Bursa'yı görüyoruz. Uşak var. Şimdi evet. Bursa Bursa'yla Uşak önümüzde. şurada. Evet, tamam. Zaten e, Türk coğrafyasını bilenler şunu biliyor. Buraları İç Anadolu yaylasının sınırları. Yani buradan Bursa'dan öteye ilerlerseniz Eskişehir tarafına doğru artık hiç Anadolu yaylasına tırmanırsınız. Aynı şey hani İzmir'den Uşak'a gidenler bilir. Uşak'tan itibaren tırmanmaya başlarsınız. Yani Yunan ordusu gelebileceği en e, hani ikmalin elverdiği en doğru şartlarda ama bir problem var. Aradaki boşluğu gördünüz mü? Evet. Bu bölge oldukça dağlık. Hani bugünkü modern ulaşımda biz bunu hissetmiyoruz ama oldukça dağlık. Demir yolu veya denizde kıyısı olmayan. Dönemin intikalleri için e, tercih edilecek bir coğrafya bir değil. bir evet. taarruzda veya lojistikte çok tar ta tercih edilen bir bölge değil. Burası Kütahya'nın hemen batısı. Hı -hı. Bursa ile işte burada Uludağ'dan başlar, Murat Dağı'na inen dalgalı bir e, sert bir coğrafya var. Şimdi Yunanlılar ilerlediler ama barış olmayınca problem çıktı. Peki ben iki tane hattan Yunanlıların ilerlediğini görüyorum Doğru, hocam. Doğru böyle. Neden? E çünkü ilerleme mıntıkası öyle. Yani coğrafyası dikte ediyor. Biri kuzeyden, biri güneyden geliyor. Şimdi bu eğer Türk tarafı barış istemiş olsaydı çok güzel. Hani biraz verirdik, biraz alırdık ama istemedi. Asker açıdan bir sakınca doğdu. Hı, hı E, hükümetin de bir arzusu ortaya çıktı. Ya batılı müttefiklere gösterelim. Hani biz aslında savaş çekileceğiz ama Hani bunu Ankara üzerinden savaştan çekilelim. Yani Türk tarafı barış istesin diye. O noktada bizim hikaye başlıyor. Evet Şimdi burada kuzeydeki oklar daha kalın. Yani kuvvetlerin Doğru. çoğu kuzeyde anlamında mı bu? Ee, Yoksa kabaca eşit. Homojen. Kabaca, eşit. kabaca ha. eşit. Yani şöyle söyleyeyim. Güneyde dört tümen var o tarihte. Tümen dediğimiz zaman 11-12 bin kişidir ee, Yunan 40 bin kişiden bahsediyoruz zaten. Yani, 40-45 bin, evet. işte yukarıda 40-45 bin diyelim. Ee, çünkü Kolordu bağlı birlikleri de var. O tarihte Yunan ordusunun Anadolu'daki mevcudu 110 bin kişi. 110 bin kişi. Yani. Subay. Peki bu erer toplam erer var. Yunan işgali sırasındaki en yüksek rakam mıdır? Hayır değil. En yüksek rakam büyük taarruz öncesinde olan 220 bin kişidir. Yaklaşık bunun iki katı. Evet. Bilim de Batı cephesinde o saate kadar toplayabildiğimiz kuvvetlerin toplam yekünde 70 bin kişi yani 110, 110 bin bine 70, 70 bin. bin. Sayı evet. baktığın zaman hani bire bir buçuk gibi bir sayıdan bahsetmek evet. mümkün. Ama tabii hücum eden taraf Yunan tarafı. Savunan e tabii, taraf biz. Türk tarafı. Ha, Bunun teoriyi üçe bir değil mi? Tabii ama ha. biraz sonra anlatacağım. Tabii başka sorularınız mutlaka olacak. Şimdi şeyi anlatayım. Önemi neden? Bakın Karadeniz sahilindeki Sakarya boyundan, Sakarya Nehri'nin döküldüğü yerden başlıyor. Bilecik dağlarından geçiyor. İnegöl ve Yenişehir ovaları hemen Bursa'nın doğusunda. Kütahya'daki arazi kısmen geçitler korunuyor. Aşağıya iniyor. Uşak'ın önünde, Banaz'ın önündeki hatlardan Menderes Vadisi'ne dönüp Denizli'nin oradan Menderes'in döküldüğü yere kadar uzanan az veya çok birliklerle kapatılmış 700 kilometrik bir hattan bahsediyorsunuz ki bu ciddi bir hat. Ve artık bu birinci ve ikinci İnönü Muharebeleri'nin şeyi şu. Yunanlar artık Türk ordusunu hırpalayıp yok edip Hedefi Eskişehir, Eskişehir üzerinde ben bunu kuşatayım, yok edeyim diyor. Eskişehir'in Böylece Eskişehir'in önemi şu, dikkat ederseniz Eskişehir İstanbul'dan, Ankara'dan ve Afyon istikametine yani güneyden gelen hatların kilit noktası. Yani demir yolu burada birleşiyor, bütün demir yolu. Ankara'dan gelen demir yolu da burada birleşiyor. İstanbul, İstanbul üzerinden Ankara'ya giden hat burada. Eskişehir'den Afyon'a gidiyor, Afyon'dan ikiye ayrılıyor hat. Biri İzmir'e, biri Konya'ya gidiyor. Yani Eskişehir'in en önemli noktası burası. Neden önemli? Hızlı asker kaydırmak ve o devrin gerektirdiği cephane ikmalini sağlamak demir yollarıyla mümkün. Yani bu bir sanayi Burada demir savaşı. yolların biraz altını çizelim mi? Evet çizelim. Ha? çizelim, çizelim. Demir yolları, tabi e, tabii demir yolu olmasa bu mesafelerden bir ikmal, bir muharebe yapmak neredeyse mümkün evet. değil. Evet. E, yani aslında birinci önünde ki Yunanlılar şey yapar, ikincinin önünde hedefi Eskişehir'di. Kütahya-Eskişehir muharebelerinin hedefi de Eskişehir'dir. Ama e, nihayetinde bu başarılı olamadığı için Sakarya'ya kadar konu uzanmıştır. Ama oraya geçmiyorum hocam şimdi Önemi bu. Yani Türk ordusunu... Ben demir yollarını toparlarken şunu söylemek istiyorum. O zaman e, genelde harekat planları da hep demir yolu, şeylerine göre, rotalarına göre tespit ediliyor değil mi? E, doğru. Ve demir yolunu ele geçiren ve doğru kullanan doğru bu anlamda çok ciddi avantaj kazanıyor. E, şöyle Peki biz şey. o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yani bizim demir yolu işletmemiz aynı zamanda milli mücadelenin de bir gazisidir diyebilir miyiz? E, doğru diyebilirsiniz. Evet. Gazi, TCD'de gazidir. Çok açık. Doğru. Gazi Sizde, bir kurumdur. Şimdi cümleyi tarif edersem e, pek illeyicilerin duymadığı bir şey Normalde bir Yunan tümeni taarruz ettiği sırada 30 ila 40 top ateşlenir. 40 top dediğimiz noktada her birinden dakikada 2-3 mermi çıkar. 3 de kabul ederseniz 120 çarpı 60 7200 mermi yapar. Bunu 6 kilo dediğiniz zaman bir saatteki bir bombardıman 40 ton yapar. Şimdi i̇şte 40 tonluk bir sarfiyatı Uzak mesafelerden hayvanlarla geçirmeniz pek mümkün değil. Zaten sanayi devri savaşı dememizin sebebi de o. Evet. Bildik anlamda aslında türk Yunan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nın son şeyidir. Hocam siz askeri tarihte daha tecrübelisiniz. Siz tabii hep cephane olarak hesaplıyorsunuz. Tabii. Ben de deminden beri kafamda bir tarafta 70, öbür tarafta 110 bin asker var. Günde bir tane somun yeseler her gün 70 bin somun Doğru. bunlara çıkarmamız gerekecek. Ne kadar un gerekir, nerede pişer, nasıl götürülür onu da ayrıca hesaplayalım. E, tabii. Peki, e, coğrafyada yerine koyduk. Aslında düşünülenden çok daha büyük bir cepheyle karşı tabii. karşıyayız. Yani şunu söylemek de mümkün. E, gördüğünüz gibi e, ikinci önü 23 Mart'ta Bursa'daki Yunan kuvvetlerinin ilerlemesi... Rusya'daki, Bursa'daki 3 Yunan tümeninin, güçlü üç Yunan tümeninin ilerlemesi ve ona karşı koyacak olan önce 4 sonra dördüncü e, tümen de katılıyor. 5 e, tümene çıkıyorlar. Bizim tümenler Yunanların yarı gücünde hemen hemen. E, bir süvari fırkası var. Süvariler de var. Biz süvariler de daha kuvvetliyiz Yunanlardan. Güneyde de tali taarruz yani güneydeki Türk kuvvetlerini tespit etmekler askerler. Yani onların kuzeye çıkmasını engellemek için ilerlemeye başlıyorlar. Baktığınız zaman e, Bozüyük'le Dumlu Pınar arası yani iki ana ilerleme istikametinin arasında kuş uçuşu 120 kilometre. yoldan giderseniz 200 km yakın mesafe vardır. Büyük mesafelerdir bunlar gerçekte. Hı, hı Yani ikincinin dediğimiz şey İnönü kasabasının civarında yapılan bir harp değil. Bu maalesef yanlış algılama. E, kuzeyde taarruz cephesinin boyu zaten 30 kilometre. 3 Yunan tümeni. Aslında bütün orta ve batı Anadolu'yu boydan tabii boya. Tabii. Evet. Ankara'ya gelen bakın dikkat bahsedelim. ederseniz bakın Eskişehir Ankara, Afyon Ankara. Yani hedefin neresi olduğu belli. Evet. Yani yakınsam önce Eskişehir'i düşür. Eskişehir düşünürse bir de şey var. Her coğrafyada harp yapamazsınız, tutunamazsınız. Hakim mevki, mahkum mevzi şeyi vardı. Mahkumluk, hakimlik. Yani siz Eskişehir'den çekilirse daha Sivrisler'de durur, duramazsınız. Atatürk'ün zaten yani şöyle bir şey var. Ova ben ne yani. güzel Sakarya'yı buldum geriye çekileyim değil. <laughs> Savunulabilecek mevzular orada olduğu için askeri manada anlamı olduğu için orada. Ortaokul coğrafyasında hep öğrendiğimiz işte e, Karadeniz'de denize paralel ondan sonra Ege Denizi'nde denize dik. dik uzanan dağ sıraları Doğru. aslında çok ciddi anlamda bir savunma imkanı sağlıyor anlıyoruz değil mi? Doğru. Evet. Biri, hep de hep de bu kullanılmış yani. Doğru. Çağlar boyunca. Doğru. Hatta bin yıllar boyunca bütün askeri evet. harekatların aynı rotalardan doğru. gittiği, doğru. aynı yerlerde doğru. savunma hatları kurulduğu Doğru. Görülmüş. Evet. Ee, burada önemli bir nokta dediğim gibi iki grup halinde taarruza geçiyorlar. Doğru. Ee, i̇ki grup halindeki taarruz coğrafyanın getirdiği bir şey. Zorunluluk bir Zorunluluk. Anlamda ve rampaya tırmalıyorlar. Güneydeki grup tespit, kuzeydeki grupla çevirme ve yarma maksadıyla hareket ediyor. Hocam, evet buyurun. Tespitin amacı nedir? Çevirmenin amacı nedir? Ee, askeri tarihçi olmayan benim gibi şimdi tespitin e, amacı dinleyenler için açıklar mısınız lütfen? Peki Neyi şöyle, tespit etmeye çalışıyoruz? Şimdi tespit etmeye çalışılan şey şu. Türklerin o tarihte yani bizim 8. Tümenimiz var. 8. Tümen ama yaklaşık 5000 kişi bunların her biri. 40 bin kişilik bir Aha. kuvvet. E, bu bu bin kişilik kuvvet aşağı yukarı 60 bin kişilik Yunan kuvvetini durdurmak zorunda. Ya Dur, dur, dur ya yenilirler hayır askeri de hesaplar öyle olmaz çok detayına Hı -hı. girmiyorum ama siz savunmada mısınız, tarılda mısınız duruma göre de kuvvet ihtiyacı değişir. Değişiyor. Tespit dediğimiz şey şu güneydeki bakın görün orada 4 tane Türk tümeni var 57. tümen, 23. tümen, 4. ve 8. tümen 4. tümen görebildiniz mi kuzeyde hemen? Gördüm. Şimdi 4. tümen zaten e, şey gidiyor kuzeye gidiyor. Geri kalan üç tümenle iki Yunan kuvvet, iki Yunan tümenine karşı savunma yapıyorlar. Ama bu Yunan tümenlerin ana amacı Türk kuvvetlerinin kuzeye yardıma gitmesini engellemek. Bir anlamda tespit burada, dediğimiz tes şey, burada tespit, tespit, tespit etme. etmek. Yerinden kımıldatmama diyelim. Peki. Türkçesi. Evet. Kuşatma mevzinin kenarından dolaşıp ateş yemeden, çatmadan. Mevzi arkadan çevirirsiniz. Tespit, tespit etme işini planlayan daha çok hücum eden taraf, değil Doğru. mi? Hangi birliği nerede tespit etmek Doğru. istiyorsa ona göre. Doğru. Doğru. Benzerini biz e, büyük taarruzda Çiğiltepe'de yaptık diyebilir miyiz? Doğru. Doğru. O ona. Doğru. Biz de oradaki Yunan birliğini tutmak tespit için. Etmek Burada da bizi Doğru. daha güneyde, daha doğrusu Türk birliklerini Doğru. güneyde tutmak için. Evet. Doğru. Daha bir netleşti kafamda. Teşekkür evet. ediyorum. Sağ olun. Şimdi birinci, ikinci inönü diyoruz. Orada da bir şey yapalım. Birinci inönü ee, keşif taarruzu der Yunanlılar. Stratejik keşif taarruzu derler. Kaç kişiyle? Şimdi ke <laughs> keşif taarruzu şöyle. Keşife şimdi... gidiyoruz. Kaç kişisiniz? 10. Kalkın kalkın hep birlikte. Yani, keşif Hep birlikte keşif olur mu hocam? Yani ha? şöyle Yunanlıların o sırada kuzeyde biraz daha bugünkünden az kuvvetleri var. Bu arada bir şey ekleyeceğim şimdi. Ee, Yunanlıların 7 alayları var. Yani iki tümenden biraz fazla. Bunların beşiyle İnönü Meclileri'ne taarruz ediyorlar. Onlar keşif diyorlar ama kuvvetinin büyük bir kısmıyla keşfe kalktın diyelim. Adam da seni yok etti veya tahrip etti. Gerideki iki alayla Bursa'da tutunamazsınız. O zaman çok büyük bir yenilgi doğar. Hmm. Buna keşif demek doğru değil. Bence etem isyanla aynı zamanda olduğu için koordineli olmadıklarını biliyoruz ama Yunanların bir fırsat taarruzu yaptığını yani kafalarında olan bir şeyi hızlıca sahaya geçirdiklerini söylemek mümkün. Aslında hocam bir başka programda da sırf bu iç isyanlar üzerinden ve bunların kronolojisiyle milli mücadeledeki resmi çarpışmaların kronolojilerini karşılaştıran bir şey yapalım. Bu, bu da, bu da çok. evet. E, bu iç isyanlar meselesi genelde çabuk geçiliyor. Çünkü... Şimdi bir kuvvet karşılaştırması burada yapar. Aynen öyle. Şimdi beş alayla ileri çıkıyor Yunanlılar. Fakat etkili bir planlar olmadığı için bakın bir harp Hazırlıksız yapılmaz. Bugün Ukrayna-Rusya savaşı bir kere daha 2022'de bile bunun önemini gösterdi. Hazırlık Hocam, çok çeşitli. hiçbir şey yani. hazırlıksız, hazırlıksız yapılmaz. Hazırlıksız olmaz. Şu çok program büyük program için kuvvetli. kaç saat çalıştık beraber Doğru. ekibimizle. Doğru. Hazırlıksız sahaya çıkmak Doğru. amatörlerin işi yani. Teknik olarak toparlayalım şöyle, mı toparlayalım. Biraz? şöyle basit bir kıyaslama. Birinci ilin önüyle ikinci ilin önüyle beş Yunan alayı var taarruz eden birincinin önünde. Hı -hı. Ve bu 5 Yunan alayında hedefi gene Eskişehir istikameti. İkincide 14 Yunan alayı var. Bu alaylardan 5'i güneyde, Uşak'tan ilerleyen kuvvetler. 9'u kuzeyde. Yani Bursa'daki kuvvetlerini ikiye katlayıp neredeyse 5'ten 9'a çıkarıp ilerlerken bir de güneyden de hareket ediyor ki bu hareket doğru ama Hareketin hedefinin Afyon Karahisar Çay ilçesi olmaması lazım. Güney kuzeye doğru çıkmaları lazım. Ee, Kütahya'ya çünkü Eskişehir mevzisine tehdit oluşturmaları lazım. Eskişehir'i güneyden çevirmeye Tabii tabii onu onu çünkü. yapamamışlar. Yani şöyle söyleyeyim. Büyüklük olarak inönü birinci inönü bir ise e, ikinci inönü 3'tür. Ateş Nerede? gücü üç, evet. evet. Yani birinde 5 alay birinde 14 alay katılıyor. Tam 3 katı büyüklükteki bir kuvvetten bahsediyoruz. Yani bahsetmek arasında yaklaşık 2 ay var. Evet. Değil mi? Hemen hemen 2 2,5 ee, ay var. Ocak, Şubat 2,5 ay var. 3 ay deniyor da. yaklaşık evet. hesap. Evet. Ee, bir başka programda görüşmek üzere. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.